Egekop'un demokrasi söyleşisine katılmak için İzmir'e gelen Ankara Baro Başkanı Profesör Metin Feyzioğlu gazetecilerle kahvaltıda buluştu. CHP'nin genel başkanına talip değilim diyen tanınmış hukukçu hükümeti üstü kapalı eleştirirken CHP'nin de tüzüğünü değiştirdikten sonra kurultaya gitmesi gerektiğini savundu. Açıklamanız. İzmirli basın temsilcileri Ankara Baro Başkanı Profesör Doktor Metin Tevzioğlu'na önce isminin CHP Genel Başkanlığı için geçtiğini hatırlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir genel başkanlık sorunu hiçbir şekilde yaratmayacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına karşı bir rekabet ilişkisi içerisinde hiçbir şekilde olmadığımdı. Ne bir iddiam olsaydı eğer. Kuşkunuz olmasın, milletvekili olmayı ve milletvekili olduktan sonra bu iddiayı içeriden takip etmeyi çok daha avantajlı görürdüm. Kendimin de bıktığı bir siyasetten size şikayet ediyorum. Anayasa referandumu sürecinde herkesin suskun kaldığından yakınan Feyzioğlu, Türkiye'de faşizme doğru bir gidişin olduğunu savundu. Hakikaten 100-150 senesini etkileyecek bir anayasa değişikliği süreci yaşadı. Bu süreçte Türkiye'nin üniversitelerinin hiçbiri konuşmadı. Referandumu liderler arasındaki kişisel çatışmaya indirgedik. Bu süreçte barolar da sustu. Mera kanunu tartışılıyormuş gibi ilgisiz kaldı. Sizi temin ederim, yaylak ve kışlakların hukuki statüsüne dair kanun da bile çok daha fazla tartışma konusu olmuş. Türkiye'de çok ciddi bir faşist gelişim olduğunu söylüyorum. CHP'nin yeni tüzük çalışmalarında bulunan Feyzioğlu bu konuda da düşüncelerini ilk kez İzmir'de açıkladı. Tüzük eğer değişirse 2014'ten itibaren her seçime, yerel seçim, genel seçim, her seçime Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak için girer. Değişmezse de gireceğini umut ederim. Kongre sürecinin tüzükten sonra yapılmasında fayda vardır. Hala aynı düşüncedeyim.